daha önce izin alma girişimlerinde bulunulmuştu. Doğal olarak da izin verilmemişti. 2003'teki ilk yürüyüşte neden izin alıyoruz ki dedik. 169 tane sivil toplum örgütüne rağmen bir 25-30 kişiyle Terkos çıkmazından bir sokağa kadar slogan atmayalım dedik. Alkışlarla yürüyelim dedik. Fakat bir sokakta durduğumuzda bir 60 kişi olduk. Çünkü böyle güneş gözlükleri, işte şapkalar, yazın o sıcağında atkılar falan, insanlar kendilerini kapatmış ama orada da olmak istemiş ama görünmek de istememiş. Ben kendi adıma artık kendi varlığımı yaşayamamak kadar korkutucu bir şey yoktu benim için hayatta. Bundan daha korkunç bir şey olamaz. Bu kişisel bir ölümdür. Dolayısıyla kendi varlığımı yaşayamamak benim için zaten ölümdü. Öyle bir korkunun içine girmedim. Yani daha sonra bir sürü Hizbullah sitelerinde de fotoğrafım basıldı, o oldu bu oldu falan ama hiçbiri o hissettiğim o gururun üstünde duygular değil. 2005'teki, 2006'daki, 2007'deki onur yürüyüşü inanılmazdı mesela. 3-4 yıl sonra katlanarak, kalabalıklar katlanarak, daha insanlar kendini açık ederek, 2003'teki onur yürüyüşünde gözlükle, şapkayla, atkıyla gelen insanların kendi gibi, olduğu gibi gelmesi zaten bir başlangıcın neye dönüştüğünü gösteriyor. Gezi döneminde 100.000 kişi vardı. Ne oldu da böyle oldu? Yani çünkü LGBT artılar gezi direnişiyle birlikte çok büyük bir LGBT artı hareketliğin büyük bir ivme kazandı gezi direnişiyle birlikte. Tabii ki bu hareket de, yani LGBT artı hareketi de böyle çok fazla toplumsal muhalif grubun derdini dert edinen, bunu savunan bir hareket. Burada işgalden soykırıma, işte hayvan haklarından bambaşka yerlere kadar, hani böyle çok tüm dezavantajlı grup bitirmek için de hani orada tüm hakları savunan bir yerde duruyor. Tabii bu da rahatsız edici bir şey, yani muhtelif için, bir olanlar için. Bu yüzden de şey, yani o hareket yasaklanıyor, illegal, yani kriminalize ediliyor diyeyim. Bu ayrı bir sebep. Bir yandan da muhalif bir grup, yani iktidarın yapısını hak ihlaline gözler önüne seriyoruz aslında. Bana öyle geliyor, yani çok fazla sebebi var bunun ama şimdilerde de bir aile, yani 2015'te yasaklanması sebebi çok görünür olmamak, yani olmamız. Artık çok görünürüz, durdurulamıyoruz falan. LGBT artı hareketi durdurulamadığı için de yasaklanıyor hani sürekli olarak. Ama ya biz çoğalarak devam ediyoruz, yine yürüyüşlerde varız. Yani bu hani bir varoluşun kendisini yasaklamak diye bir şey mümkün olamaz yani. Hadi diyelim şu an tüm Türkiye'deki LGBT artıları hapse atsalar bile bir sonraki doğacak çocuklar yine LGBT artı olacak ve onlar bu mücadeleyi devam ettirecek. Çünkü bir varoluşun kendisini yasaklayamazsın. Bir kimliğin kendisini yasaklayamazsın. Bence işte o gezi döneminde aslında o 100.000 kişiyle yürümek ve gezi döneminde varlığımızı göstermemiz birilerinin gözünü korkuttu biraz. Sonra da zaten ülke hareketine bakarsanız iki hareket var en fazla ses çıkaran ve sisteme en fazla korkutan, bir kadın hareketi, bir LGBT artı hareketidir. Bu hareketin o kadar büyüyeceğini düşünmediler bence. Dağılıyoruz yaptığımız yılı önemli bulurum. Çok zekice, çok gerçekten insanı şaşırtan, işte orada o Lubunya zekasını açığa çıkaran bir durumu vardır. Dağılıyoruz da şeydi, bir yıl önce saldırı olmuştu. Yine yürütmeyeceklerdi ve tamam bir yerde toplanmıyoruz o zaman, her yerdeyiz, dağılıyoruz dendi. İşte vapurlarda eylemler yapıldı, herkes olduğu yerde eylemler yapıldı. Cihangir'den, Maçka Parkı'ndan, camlardan, insanlar teraslarında basın açıklamasını okudu. Bence dünya tarihinin en önemli eylemlerinden bir tanesiydi dağılıyoruz. Atıyorum işte kesin gözaltına alınacağım fikriyle gitmek istemiyorum yani hiçbir yürüyüşe. Çünkü zaten en doğal hakkımı kullanıyorum, anayasal hakkımı kullanıyorum. Ve yani bundan dolayı da kesin gözaltına alınırım beklentiyle gitmiyorum yani. Gözaltına alınmamayı bekleyerek gidiyorum ben oraya. Çünkü zaten hakkım olan şeyi, bir hakkımı kullanıyorum o sırada.
gözaltına alındığında da okey dert değil ya, o çok fazla. İşkence görmemek kısmı benim için şey. İşkence görmemeyi isterim yani. O çünkü zaten çok beden dokunulmazlığımın ihlali falan gibi çok daha hani yaşamsal temel haklarımı çiğneyen bir şey oluyor. Bunun haricinde önemli tabii ki yani benim için. Yani ben işte 15 yaşımdan beri, yani 2015'ten beri örgütlü bir şekilde LGBT artı mücadelesi veriyorum, vermeye çalışıyorum diyeyim. Yani bu noktada her onur yürüyüşleri, her onur yürüyüşü benim için çok değerli. Çünkü görünür olduğumuz, sokakta söz hakkımız olan bir alan oluyor aslında o mekan diyeyim, o sokak ya da o cadde, meydan neresiyse. Başka bir şey istemiyoruz ki, hakkımız olan. Hukuksal anlamda hakkımız olan şeyi istiyoruz. Ama her yıl işte bir Ramazan'a geldiği zaman işte insanların bazı duygularını zedeliyor. İşte başka bir noktada işte aileyi tehdit ediyor. Başka bir noktada şunu tehdit ediyor. Başka bir noktada bunu tehdit ediyor falan gibi sonu gelmeyen ve mazereti giderek artan varlığımızı bu denklemde hapsetmemizi sağlayan bir politik durumla, baskıyla karşı karşıyayız. Şimdi ya buna boyun eğip tamam yapmayalım o zaman deyip kendi varlığımızı ve hakkımız olan şeyi inkara gireceğiz ya da bu denklemde hayır deyip inadına var olma ve varoluş mücadelemize devam edeceğiz. Aslında buradaki temel mesele, hiç kimse de orada gidip gazlanmayı, gözaltına alınmayı, tehlikeyle burun buruna gelmeyi, üstelik sadece devletin değil, sivil faşizmin de tehlikesiyle burun buruna gelmeyi kim ister? Ben gidip gözaltına alınıp gazlanmayı mı isterim? İki tane çocuğum var, evde köpeğim var, yani onlar ne olacak falan diye düşünerek gidiyorum ben. Aşko, şimdi şöyle... polis takibine alınma ihtimalim var. Yani çoğu rubine gibi benim de alınma ihtimalim var yani polis takibine. Çünkü basın olarak muhtemelen seni tanıyorlardır. O yüzden yani takip alınma ihtimalim olabilir. Senin takibi ya da herhangi birimizin takip alınma ihtimali olabilir. Konum belli olmasın diye bir tık daha geriden yürümen ve kameranı çıkartmanı rica edeceğim sana. Bir yıldır yani her yıl bu anı bekliyoruz yani böyle LGBT artıları olarak. O yüzden çok heyecanlıyım. Tabii korkuyorum da. Kaygı korku neden? Çünkü geçen sene çok ağır bir işkenceyle ben gözaltına alınmıştım. Ben ve diğer 7-8 arkadaşla birlikte çok ağır bir işkenceyle gözaltına alındık yani. Hatta yürüyüş bittikten ve eve giderken gözaltına alınmıştık. Bu yıl umarım benzer bir şey yaşamayız. Neden alınayım? Hani çünkü anayasal hakkım bu benim. Hani gözaltına alınmamayı bekliyorum ben. Çünkü her yürüyüşte gözaltına alınmayı bekleyerek gidemem ya. Ve şey, tabii mesela işte valilik ve açıklama yaptı, işte illegal grup olarak adlandırıldık. Ya illegal grup, kimliğim illegal oldu benim şu an. Hani tüm varlığım illegal oldu. İşte sadece var olduğum için illegalim şu an. Komik bir şey aslında bu. Yürüyeceğim ve eğleneceğim, direneceğim diye gidiyordum falan. Tıp da burada gözaltına alma ihtimali var. Yani gerçekçi olmak gerekirse neler olmasın, her kitlesel muhalif eylemde olduğu gibi. Onun yürüyüşünde tabii ki gözaltı riski var. Yani yapacak bir şey yok. Orada gözaltına alınacağım diye de bir şey yapamam, geri duramam. Ya da gözaltına kesin alınırım, yine de gidiyorum da diyemem. Çünkü beklentim değil.